Burası da Beykoz'da yeni yapılan Yalı Kütüphanesi. Bu kadar denize sıfır, denize bu kadar yakın bir kütüphane dünyada başka bir eşi benzeri yok, bence görmedim. Hemen Boğaz kıyısında yapmışlar. Büyük, orijinal, çok zevkle yapılmış bir şey. İçini ayrıca gezeceğim. Evet, burası da Tersanenin Yalı Kütüphanesi'nin içi. Çok güzel, zevkli yapılmış. Denize sıfır. Öğrenciler için özel çalışma yerleri yapmışlar. Boğaz manzarasında ders çalışma imkanı. Burası da Beykoz'daki Yalı Kütüphanenin kenarı. Burası İstanbul Beykoz'daki Mecidiye Kasrı. 1850 yıllarda Mısır valisi Kavalalı Ali Paşa tarafından yaptırılmış. Daha sonra Osmanlı Sultanı Abdülmecid'e hediye edilmiş. Osmanlıların son zamanlarında hanedan üyeleri ve yabancı konuklara orman ortasında olduğu için hem buraya ata binmeye gelirlermiş, aynı zamanda bu kasırda günlerini geçirdilermiş. Çok güzel bir boğaz manzarası var aynı zamanda. Mimarı da yine 1850 yıllarda Dolmabahçe Sarayı'nı yapan Balyan ailesinin iki. Mustafa Kemal'in bulunduğu bir alan. Buradan Fatih Sultan Mehmet'in köşesine gidiyoruz. Çok güzel ve gerçekçi bir şekilde yapılmış. Kanuni Sultan Süleyman ve Mevlana. Mimar Sinan. Burası İstanbul İstiklal Caddesi'nde yeni açılan Madame Tussauds Müzesi. Tarihteki ünlü şahsiyetlerin çok güzel, gerçekçi modelleri yapılmış. İçinde yaşadıkları ortamla birlikte. Ayrıca onlarla ilgili
Evet, burası 100 yıl önce yapılmış Bulgur Palast. Koca Mustafa Paşa'da 7 tepeli İstanbul'un 7. tepesinde yapılmış. Daha önce Osmanlı Bankası'na ait olan bu bina birkaç yıl önce İstanbul Belediyesi tarafından satın alınıp restore edilmiş. Bugün kütüphane ve kafe olarak kullanılıyor. Çok güzel bir restorasyon örneği. Evet, burası 100 yıl önce yapılmış Bulgur Palast. Koca Mustafa Paşa'da 7 tepeli İstanbul'un 7. tepesinde yapılmış. Daha önce Osmanlı Bankası'na ait olan bu bina birkaç yıl önce İstanbul Belediyesi tarafından satın alınıp restore edilmiş. Bugün kütüphane ve kafe olarak kullanılıyor. Evet, burası İstanbul Riva'da Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman filminin çekildiği stüdyolar, Bozdağ Film Stüdyoları'nda. Evet, burası İstanbul'un bence en orijinal ve güzel oteli, Çırağan Sarayı'nın restore edilip otele dönüştürülmüş hali. Çok güzel bir tesis. İstanbul'daki en güzel otel diyebilirim. Deniz manzarasıyla, konumuyla. Tarihi özellikleriyle, her şeyiyle güzel restore edilmiş, zevkle kalınabilecek bir otel. Kempinski şirketi tarafından yaklaşık 35 yıl önce yapılmış.